Yargılama, yargılanırsın. Danışanlarımda en çok gördüğüm durumlardan bir tanesi de bu. İnsanların geçmişine bakarak şimdiki tanıdığı kişileri geçmişinden dolayı yargılamak. Bazen bu karı koca evlendikten sonra veya evlenmeden önceki geçmişine bakarak gerçekleştiriliyor. Bazen arkadaşlıklar bunun üzerine gerçekleştiriliyor. Eğer bir firma sahibi değilseniz, eğer bir insan kaynakları gibi bir yerden sorumlu değilseniz, insanların geçmişine bu kadar girmek, nereden geldiğini, ailesinin kökenini veya hangi şartlarda büyüdüğünü gözeterek arkadaşlık kurmak çok doğru değil. Çünkü bazen insanlar çok zor koşullarda, bazı danışanlarım örneğin yetimhanede zor koşullarda büyüyüp arkadaşlık kurmakta zorlanıyorlar. Çünkü onlar başkaları tarafından yargılanıyorlar. Anneleri, babaları olmadığı için, onları desteklemediği için, hayatlarında olmadığı için onlarla arkadaşlık yapmamalarına dair anne ve babalarından yönlendirme alıyorlar ve arkadaşlıkları sonlanıyor. Yalnızlığa doğru itiliyorlar. Aslında böyle kişiler birçok aile içinde büyüyen kişilere göre çok daha sorumluluk sahibi, çok daha güçlü kişilikle büyüyerek de gelebiliyorlar. İnsanların geçmişlerine bakarak değil, şimdiki halleriyle insanları değerlendirmek gerekir. Onlar geçmişlerindeki yaraların üzerinden geldilerse, onları güçlü hale getirdiyse, onları yargılamadan kim olduklarıyla ilgili şimdiki halleriyle değerlendirmek gerekir. Bizim görevimiz bunu yapmaktır. Evlendiysek eşimizi de geçmişteki ilişkilerinden ve neler yaptığından değil, şimdiki kişiliğinden dolayı değerlendirmeliyiz. Bunu evli çiftlerde de çok sık görüyorum ve sorun yarattığını görüyorum. Bu da çok doğru değil. Geçmişte herhangi bir şey yaşamış olabilir veya hiç yaşamamış olabilir ama onu o yapan, yani kişiliğini o hale getiren geçmiş deneyimleri, onlardan öğrendikleriyle şimdiki kişi oldu. O yüzden insanlara olduğu gibi yaklaşıp onları geçmişiyle kabul ettiğimizde, kucak açtığımızda onun da bize aynısını yaptığını göreceksiniz. Eğer onu yargılarsanız siz de mutlaka öyle ya da böyle yargılanacaksınız ve siz de deneyimleyeceksiniz. O yüzden insanları olduğu gibi kabul edin. Sevgiler.